Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim şu an. Çünkü okuldaydım. Sabah internetimin de çok iyi olmadığı bir yerdeydim ve bir anda kitap yurdunun hacklenmesiyle ilgili birçok bildirim aldım, mesaj aldım ve Ekşi Sözlük'te de gelişmeleri takip etmek için internetimin çekmemesiyle beraber biraz zorlanarak olayları takip etmeye çalıştım açıkçası. Eve geldim ve zaten bir telaş da vardı üzerinde çünkü kitap yurdunu çok uzun yıllardır kullanıyorum. Takip edenler de bilirler ve sevdiğim de bir sitedir kitap yurdu. Bununla beraber böyle bir hacklenme olayının olması baştan tedirgin etti beni. Çünkü bir kere kredi kartı mevzusu geldi aklıma ama sonra kitap yurdunda herhangi bir kredi kartı kaydetme özelliğinin olmadığını hatırladım, düşündüm ama bir kere kurt düştü bünyeye ve bir an önce eve gelip olayları detaylıca araştırma isteğiyle yandım, tutuştum ve şu an bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü tahmin ediyorum ki kitap kurdu olan birçok kitap sever ve kitap yurdunu kullanan birçok kitap sever şu an bu tedirginliği yaşıyordur. Ve teknolojiyle belki de arası çok iyi olmayan o sadece kitaplara tutkun arkadaşlarımız da ne oluyor ya diyerek bir telaş içinde olabilir diyerek biraz böyle bir bilgi paylaşımı tarzında bir video hazırlamak istedim açıkçası. Şimdi olaylar şöyle gelişiyor. Bilmeyenler için ve ilk defa duyanlar için de birazcık paylaşayım. Önce Ekşi Sözlük'te uzun bir gönderi paylaşıldı bununla ilgili. Gullusu isimli kullanıcı sabah 6.30'da böyle bir gönderi paylaştı. 6.20 geçe civarında ki gece zannedersem birçok arkadaş böyle bir bildirim almış e-posta hesaplarıyla alakalı. Bu arkadaş da bu bildirim geldikten sonra tedirginlik yaşayıp bunu Ekşi Sözlük'e taşımış ve olayın peşine düşmüş. Hatta daha sonra bu hackleme olayını, daha doğrusu bu bir hackleme değil, şu an öyle yayıldı, öyle gitti ama kitap yurdu da bundan nasibini aldı maalesef. Bunlarla ilgili de açıklık getirmeye çalışacağım. Bu arkadaş olayı polise taşıdı ve şikayette bulundu. Hatta bir tanesi bayağı böyle bir ergen vatandaş, bunu yapan kişi. Zaten çocuklar bu tarz şeylere çok meraklılar. Bunu bir halt zannediyorlar. Hatta bir de mesajlarının birinde şey, yani Robin Hood'çuluk falan oyununa başvurmuşlar. İşte zenginden alıyoruz, fakire veriyoruz. Kitap yurdu hesabında biliyorsunuz platin üyelikte puan birikiyor. İşte oradaki biriken puanlardan kitaplar alınacak da bu arkadaşlar da Robin Hood'luk yapacak fakir olan arkadaşlara. Telegram grubunda bunları paylaşarak küçük beyinleriyle fakirlere yardım ettiğini düşünüyorlar. Telegram'da bu şifreyi kimin kullanacağını bile bilmezken, yani belki de durumu iyi olan bir vatandaş, durumu kötü olan, asgari ücretle kitap almaya çalışan birinin puanını kullanarak alışveriş yapacak. Yani bunu düşünecek beyin olsa zaten böyle bir işe kalkışmaz da bu arkadaşlar. Belki bir yerlerde denk gelirlerse duysunlar diye söylüyorum. Gerçekten yazık ya. Bu kadar hani masum bir şekilde yıllardır kitap alıp puan biriktiren bir insan için böyle bir durum, böyle bir senaryo ne kadar kötü yani. Bırakın başka şeylerle uğraşın. Manyak mısınız, nesiniz yani? Ha tamam, puanlar giden puanlar olsun, o da sıkıntı değil yani. Yeter ki gidecekse sadece puan gitsin yani. Ortada kredi kartı gibi bir mevzu var, o daha tehlikeli. Şimdi olayları bir özetleyelim arkadaşlar. Kitap yurdu olayla ilgili açıklama da yaptı. Bunu da paylaşacağım sizlerle. Şimdi şöyle internet sitesini açtım. Önce Ekşi Sözlük'te arkadaşın yazdıklarına falan bir göz atayım tekrar. Kitap yurdundan dediğim gibi e-postalara bildirimler geliyor ve Telegram grubunda, bir tane Telegram grubunda bunları yan tarafa görsel olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu hacklenen, yani daha doğrusu şifresi ele geçirilen hesaplar paylaşılıyor. Bu ne anlama geliyor? Sizin e-postanız ve şifreniz de sizin kitap yurdu hesabınıza giriliyor ve orada biriken puanınızla kitap alışverişi yapılıyor. Yani puanınız yoksa kafanız rahat ama 10-15 bin puanları olanlar var. Yıllardır emek harcayıp biriktirenler var. Epey de bir kitap yapıyor yani. Bu platin üyeliğin avantajlarından da yararlanıyorsunuz. Bir de şimdi sesli kitap çıktı. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Bu imkanlarınızın hepsini bu gereksiz arkadaşlara kaptırmış oluyorsunuz. Bugünkü senaryo bu. Kitap yurdu hacklendi diye bir önce ortalıkta bir yaygara koptu. Hatta Ekşi Sözlük'teki başlık 22 Şubat 2021 kitap yurdu hesaplarının hacklenmesi şeklinde yayıldı. Biz de telaşa kapıldık. Ya kitap yurdu hacklenmiş, eyvah eyvah. Ben etrafımdaki arkadaşlara diyorum herkes kitap yurdu hesabının şifrelerini değiştirsin. Kredi kartı bilgisi varsa silsin. Yani
panik olduk ya. Yani Ideal'de bir kitap alan arkadaşlar abartıyoruz gibi düşünmesin lütfen. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Neyse. Bu olaylardan sonra arkadaş peşine düşmüş ve Telegram gruplarını bulmuş. Bunu yapan ergenin mesajı şu. Kapitalizme karşı zengin nokta noktalarından burada küfür ediyor. Öksüz yetimlerinden. Alıp fakirlere dağıtıyorum. Ağlayın. Yarın 7000 kitap yurdu paylaşayım da. Paylaşayım da. Kudur demiş. Buna yazan arkadaşa da cevap olarak şey demiş. Çalınan, hesabı çalınan kişi. Ben asgari ücretle geçinen bir insanım. Ne kapitalizmi gerzek demiş. İnsanların özeline giriyorsunuz demiş. Ve şu an önümdeki listede yani Gmail, Hotmail bir sürü hesap var. Belki bundan işte benim de var bilmiyorum. Yani ben hemen kitap yurdu şifremi değiştirdim. Herhangi bir hesap hareketi görülmediği için şu an kafam rahat ama sıkıntılı yani. Belki de benim de e-postam var orada. Gelin şimdi olayı bir özetleyelim. Nasıl oluyor bu işler? Bir kere yapılan bu olay kitap yurdunun hacklenmesi değil. Yani koskoca bir internet sitesini, yılların internet sitesini böyle karalamak ve bir kenara atmak doğru değil. Ben açıkçası üzülürüm yani. Çünkü benim için kitap yurdu gerçekten bu piyasada kitaplar üzerine çok emekleri olan, güzel hareketleri olan bir sitedir. Son zamanlarda her ne kadar az kullanmaya başlasam da özellikle birçok yayın eviyle arasındaki anlaşmazlık, baskılı süreçler falan filan gibi özellikle Alfa grubu, Everest yayınları yani bu kitapları sitede bulamayınca alışverişlerimizi özellikle son zamanlarda ben Amazon'a kaydırdık diyebilirim. Her neyse yine sonuç olarak kitap yurdunu aktif olarak kullanıyorum yani. Onları bu şekilde karalamak doğru değil. Bunu bir düzeltelim. Kitap yurdu hacklenmedi arkadaşlar. Peki olay nasıl oldu? Şimdi bugünkü olan olay arkadaşlar aslında uzun zamandır internette olan bir şey. Yani hesaplarınızın çeşitli programlar vasıtasıyla, yapay zeka vasıtasıyla, deneme yanılma yoluyla şifrelerine ulaşılması işlemi. Yani bunun alandaki ismi brute force olarak geçiyor. Kaba kuvvet. Yani ben sizin e-postanızı bir şekilde öğreniyorum. Sizin e-postanıza çeşitli şifreler denetiyorum bilgisayar vasıtasıyla. Eğer şifreniz kolaysa, Ali Veli 4950 kolaysa kısa süre içerisinde şifrenizi öğreniyorum. Böylelikle e-postanızı ve şifrenizi kullanarak Netflix deniyorum, Kitap Yurdu deniyorum, Trendyol deniyorum, hepsi burada deniyorum. Hangisi tutarsa aslında biraz da çala kalem yapılmış bir yöntem. Böyle bir havuz oluşturuluyor. Bu son zamanlarda özellikle dediğim bu ergen arkadaşlar arasında ben hacker'ım ya havası atmak için çok kullanılan bir yöntem. Hatta belki başınıza gelmiştir. Son yıllarda birçok kişinin e-postasına bir mail geliyor ve o mail de yıllar önce kullandığınız bir hesabın şifresiyle beraber sizin hesabınızın ele geçirildiği söyleniyor. Ve size diyor ki şu hesaba şu kadar Bitcoin göndermeniz gerekiyor. Belki başına gelen vardır bilmiyorum. İşte bunlar birçok eski hesabınızın kolay şifrelerinin deneme yanılma yoluyla bilgisayara buldurulmuş şekliyle karşınıza çıkarılmasından oluşan bir sistem arkadaşlar. Yani basit düzeyde bir hackleme yöntemi diyebiliriz. Peki nasıl önlem alacaksınız? Nasıl korumalısınız kendinizi? Özellikle kitap yurdu mağdurları için söylüyorum. Ya da mağdur olmak istemeyenler için söylüyorum. Hemen bir girip şifrenizi değiştirin hesap ayarlarınızdan. Kitap yurduna girin, şifrenizi değiştirin. Şifreniz kesinlikle sayı, büyük harf, küçük harf ve simge sembol içermelidir. Bunun nedenine gelecek olursak az önce söylediğim işte hasan@hotmail.com diyelim ki e-posta adresiniz. Buna ulaştı ulaşmak isteyen kişi bir şekilde. Hasan'ın şifresi ne olabilir? Deneyelim bakalım. Birinci, şifresinin birinci karakteri. A'dan Z'ye deniyorum. 1'den 9'a deniyorum. Semboller varsa sembolleri deniyorum. Hasan'ın diyelim ki Hasan da Hasan 2009 yapmış şifresini. Hasan'ın H'sini ben saniyeler içinde bilgisayar buluyor. İkinci harfe geçiyor. A'dan Z'ye ne deniyor? Bu şekilde kolay bir şifre yaptıysanız eğer şifreniz çok net bir şekilde bulunabiliyor. Bu nedenle mutlaka karmaşık şifreler oluşturmalısınız. Bu birincisi. İkincisi, bir hesapta kullandığınız şifreyi ve kullanıcı adını kesinlikle başka bir hesapta kullanmamalısınız. Bunu yapanlar zaten baştan ayvayı yediler. Yerler yani. Amazon aynı, Kitap Yurdu aynı, Netflix aynı, Trendyol aynı, hepsi burada aynı. Yandın bittin bir ele geçirilirse yani. Hepsi birden. O nedenle ufak tefek değişikliklerle farklı hesaplarda farklı şifreler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kitap Yurdu özelinde söyleyecek olursak, Kitap Yurdu zaten kendi açıklama yaptı. Hatta hemen yeri gelmişken o açıklamayı da okuyalım. Sonuçta burada yani gerçekten imajları zedelendi yani kitap yurdu olarak. Bir markanın da ayağa düşmesi durumu var. Bunu da
Ben uzun yıllardır kitap yurdunu kullanan biri olarak bunu aktarmak istiyorum açıkçası. Değerli kitap kurtları, öncelikle kitap yurdu komple hacklenen veya ele geçirilen bir verinin olmadığını belirtmek isterim. Şifreleriniz veri tabanımızda MD5 algoritması ile şifrelenir. Ki bu MD5 sistemi her ne kadar %100 güvenilir olmasa da işte diyebileceğimiz bir güvenlik algoritması ama kırılmayacak bir sistem değil. Bunu da açıklamaları pek hoş olmamış açıkçası. Gerçi bir bildikleri vardır bilmiyorum ama. %100 güvenli değiliz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her zaman öneminizi almak zorundasınız. Şifrelerimizin karmaşık olması bu nedenle önemli. Yapay zekayı yormalısınız eğer biri sizin şifrenizin peşine düştüyse. Sahte site ve e-posta aracılığıyla ki buna phishing sistemi deniyor veya zayıf şifre kullanımı sebebiyle illegal olarak elde edilen veriler birçok güvenilir site için problem teşkil etmektedir. Benim söylediklerimin bir kısmını burada kitap yurdu özetlemiş. Yani bizle ilgili değil. Hesaplarınızın peşine düşen kişiler sizin şifrenizi ve kullanıcı adınızı bizim sitede kullanarak üzerinizden işlem yapmış puanlarınızla diyor. Bizle alakası yok diyor ve haklılar da. Bu problemin başlıca iki nedeni bulunmakta. Dediğim yerleri özetliyorlar. Yan tarafa koyuyorum buradan okumak isterseniz tamamını okuyabilirsiniz. Dediğim gibi şifrenizi güçlü yapın gibisinden bir açıklama getiriyor. Kitap yurdu Twitter hesabında geç de olsa bir açıklamayla bu işi bu şekilde hallettiler. Ama iş halloldu mu? Daha hallolmadı. İkinci önerim şifrenizi karmaşıklaştırdınız. Kitap yurdu her zaman o an kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve o şekilde alışveriş yapıyorsunuz. Bu sistemle çalışıyor. O nedenle kredi kartı bilgilerinizin ele geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama kredi kartı bilgilerinizi saklayan bazı alışveriş siteleri var. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Özellikle Trendyol ve Amazon bunu yapıyor. Kredi kartı bilgilerinizi oraya kaydetmeniz demek yapay zekanın eline banka numaranızı, şifrenizi emanet etmek demek. Güvenlik kodunuzu emanet etmek demek. Bu bir kere baştan risk. Her ne kadar dünyaca ünlü siteler olsa da, güvenilir olsa da her türlü risk. Yani kart kaydetmiyoruz. Yapmamız gereken en güzel uygulamayı söylüyorum arkadaşlar. Her alışveriş sitesinde bunu kullanabilirsiniz. Sanal kart oluşturma. Bu konuda acemi olan arkadaşlar vardır. Yani işi bilen arkadaşlar da vardır. Ben biraz daha orta düzey bir anlatım yaparak herkese faydalı olmaya çalışacağım. İnternet bankacılığından hesabınıza giriyorsunuz ve kartların bölümünden sanal kart bölümüne tıklıyorsunuz. Sanal kartınız yoksa zaten sanal kart oluşturma ile ilgili orada size yönergeler verilecektir. Sanal kart nedir? Sizin zaten normal kartınıza paralel olarak oluşturulan bir sanal kredi kartı hesabıdır. Bu ne işe yarar? Buna siz bir özel limit belirlersiniz. Mesela kitap alışverişlerinizi yapacağınız bir sanal kart oluşturun. Aylık 150, 200, 250 ne kadarlık kitap alıyorsunuz? 200 diyelim. 200'ü geçmiyorsunuz. Geçecekseniz de limiti artırabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bu limiti oluşturuyorsunuz ve sanal kartınız hazır hale geliyor. Orijinal hesabınızı zaten hiç bulaştırmamış olursunuz ve bu şekilde bir koruma sağlayabilirsiniz. Sanal kart ve karışık şifreleme yöntemi işi çözecektir şimdilik arkadaşlar. Umarım kitap yurdundan mağdur olan biri yoktur aramızda. Bende şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Umarım devamında da olmaz. Şifremi değiştirdim. Puanlarımda da herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kitap yurdu zaten son zamanlarda çok düşüşe geçmişti. Kendi nezdimde de ben artık Amazon'a yöneldim ve ara ara işte 2 Dega'dan falan alışveriş yapıyorum. Zor yani kitap yurtsuz olmuyor. Çünkü orayı çok eskiden beri kullanıyordum. Eski günlerine dönmesini çok isterken bir anda böyle bir olayla anılması ve birçok kişi şu an belki bu videoyu izlemeyecek bile haberi olmayan birçok kişi kitap yurdunu sildi, hesaplarını sildi ve çekti gitti. Kitap yurdu çok büyük bir marka kaybı yaşıyor şu an. Umarım bir an önce her şeyi toparlarlar, özellikle yayın evleriyle ilgili sorunlarını çözerler ve bu hackleme olayıyla ilgili de bir karşı atak geliştirerek, insanlara biraz daha güvence vererek, nasıl söyleyelim, bir ekstra güvenlik önlemi getirerek, bir adım atarak, bir gol atarak şüphede olan insanlara bir gelişme sağlayabilirler. Açıkçası bunu bekliyorum. Nasıl olabilir? Mesela işte büyük siteler yapıyor. Çeşitli şekilde sizin telefonunuzdan başka bir yerden hesabınıza girildiği zaman bir bildirim. Ya bu çok zor değil. Telefonuma bildirim gelsin. İşte benim telefonum iPhone'dur. İşte Galaxy Note bilmem kaçtan işte Ankara'da hesabınıza girildi. Bu siz değilseniz tıklayın. Bitti. Bu kadar basit. Gibi sistemler getir. Tabii bunların hepsi para. Para. Yoksa adamlar da ben burada atıyorum tabii ama adamlar da bilmiyor mu sanki? Bunların her biri gider demek. Umarım bir gün her şey güzelleşir ya. Bakalım. Böyle arkadaşlar kitap yurdu hacklenmediği bir takım ergenlerin bir yerlerden edindiği bilgileri Telegram gruplarında takipçi kazanmak için paylaşılmasıyla böyle bir isimle anıldı. Hacklenme olayı değil. Dediğim gibi şifrelerin deneme yanılma yoluyla bulunması. Bunun aynısı Trendyol'da da oldu. Hatta Dile Dağarslan kitap videoları çekiyor, tanıyorsunuzdur. Bana söylemişti. Trendyol hesabında alışveriş yapıldığını söylemişti kendi üzerine ve
Ben şaşkına dönmüştüm. Yani Trendyol gibi bir sitede bu oluyorsa, orada da oldu mesela. Hatta başka kişilerin de başına gelmiş. Çok da medyaya yansımadı. Bu olaylar kapatılıyor biraz markaların karalanmaması için ama böyle bir durum da var yani. Birçok sitenin başına geliyor. Bunun nedeni sizsiniz arkadaşlar şu anki durumda. Neden? Şifrenizi AliVeli4950 yaparsanız e-posta adresinize ulaşan biri deneme yanılma yoluyla şifrenizi bulur ve hesabınıza girer. Bunu da işgüzarlık olsun diye Telegram'da paylaşabilir. Aman dikkat. Umarım hesabınızın başına bir şey gelmemiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi kitap kutlamalar.